Efendim bakış programına hoş geldiniz. Daha doğrusu bakış denizcilik özel bölümüne hoş geldiniz. Kısa bir girizgah yapayım. İşte 2 hafta önce efendim bizler Türk denizciliğini, denizciliğin gelişimini, aynı zamanda bütün işte turizmini ele alacak bir sizin için yarı belgesel, yarı da haber tadında bir program hazırladık. Bu da ikinci programımız. İlk programımızı gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyoruz ve ciddi de geri dönüşler aldık. Hatta öyle ki bizlere de yol gösteriyorsunuz. Ya biraz şunu işleyebilir misiniz? Bunları da öğrenmek istiyoruz diyorsunuz. Şunu anladık ki denizcilik evet çok önemli bir konu ama birçok şey de bilinmiyor. Dolayısıyla sizlerden gelen talep ve istekler doğrultusunda da önümüzdeki bölümlerde yavaş yavaş hepsine gerek haberlerimizde gerek konuklarımızda yer vereceğiz. Bugün Türkiye'nin denizcileşmesini konuşacağız. Bir tırnak açayım. Ana başlığımız ise Mavi Vatan. Mavi Vatan ne konusunu biraz sonra sizle paylaşacağız. Çünkü Mavi Vatan ismini veren bir kişi var. O da emekli amiral Cem Gürdeniz. Kendisi bugün konuğumuz. Bütün detaylarını onunla konuşacağız ve aynı zamanda tabii Türkiye'nin denizcileşmesini, belki de neden denizcileşememesini de konuşacağız. Cem Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bir belirtelim. Efendim bulunduğumuz yer Cem Bey'in hem evi yarı müze, yarı ev diyorum ben buna konut. Burası bir zaten müze gibi değil mi? Cem Bey Evet. şeylerden belli. Bir ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Kapılarınızı açtığınız Tabii için. ne demek. Bir de bildiğimiz kadarıyla kapılar da öyle herkese açmıyorsunuz. Doğru değil mi? Sağ olun Çok geldiğiniz için ne teşekkürler. demek. Evet, diğer konuğumuz da Türk PNA Genel Müdürü Ufuk Teker. Ufuk hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de biraz bugün denizcileşmeyi Cem Bey'le birlikte konuşalım diyoruz. Şimdi Mavi Vatan dediniz Cem Bey. Arkadaşlar Mavi Vatan'ın sizin söyleminizden yola çıkarak bir haber hazırlamışlar. Birlikte bir haberi izleyelim. Sonra o Mavi Vatan'ı biraz açalım. Ne demektir? Çünkü ilk siz kullandınız. Efendim bir küçük haberimiz var. Haberden sonra sohbete devam edeceğiz. Hatırlatma yapayım. bakış@habertürk.com ve Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden bize ulaşabilirsiniz efendim. Haberimizi izleyelim. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili, 8.484 kilometre sahil uzunluğuyla bir deniz ülkesi. Sadece deniz yüzeyleri ve su kütlesi değil, denizin dibi, dibinin altındaki kara kütlesi de bu varlıkları temsil ediyor. Denize kıyısı olan her devletin ise bir mavi vatanı var. 2006 yılında amiralliği döneminde Cem Gürdeniz, katıldığı bir sempozyumda Türkiye'yi mavi vatan kavramıyla tanıştırdı. Karadeniz, Akdeniz ve Ege'deki deniz yetki alanlarımızı, yani kara suları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeyi kapsayan vatanın adı Mavi Vatan. Bu vatanın büyüklüğü, kara ülkemizin neredeyse yarısına eşit. Türkiye'de Mavi Vatan uyanışı, 1973 yılında Ege kıta sahanlığı kriziyle başladı. Yunanistan, kara suları dışında açık deniz alanlarına sahip olduğu adaların kıta sahanlığı içinde göstererek, Türkiye'nin haklarını ihlal edince ortalık karıştı. Son 40 yıldır devam eden bu mücadele 2003 yılından sonra Doğu Akdeniz'e de taşındı. Bugün Doğu Akdeniz'de kıyısı olan ya da olmayan 15 ülke doğalgaz ve petrol için bölgede. Bölgede 3,5 trilyon metreküp doğalgaz, 2 milyar varil de petrol olduğu varsayılıyor. Dünyada tüketilen petrolün kabaca %30'u, yıllık 3 trilyon metreküplük doğalgazın yaklaşık yarısının denizlerden çıkarıldığı düşünülürse, münhasır ekonomik bölgeyle birlikte Mavi Vatan konusu stratejik ve ekonomik yönden üst seviyede önemli hale geliyor. Evet, Cem Hocam nedir Mavi Vatan? Bir kere bu ismi nereden buldunuz? Yani neden böyle bir isim koyma ilk siz getirdiniz Evet, Türkiye'nin gündemine? Nedir? 2006 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ikinci dönem Plan Prensler Başkanlığı yaparken bir deniz gücü, pardon, deniz güvenliği, Karadeniz Deniz Güvenliği sempozyumunda ilk olarak bu kelimeyi kullandım. Sebebi şuydu.
Mavi vatandan kastımız Türkiye'nin ilan edilmiş veya edilmemiş deniz yetki alanlarıydı. Nedir bunlar? Kara suları, kıta sahanlığı, münhasır, ekonomik bölge. Ve bunu öyle bir terim bulalım ki dedim. Yani ben orada şimdi deniz yetki alanları desem yani çok dikkat çekmeyecek. Çünkü esasında sadece donanma bazında denizcileşen bir devletten bahsediyoruz. Bir daha söylüyorum. Sadece donanma bazında denizcileşen. Diğer sektörlere baktığımız zaman ve de devlete baktığımız zaman denizcileşemediğini görüyoruz. Öyle bir terim kullanayım ki dedim 21. yüzyılda başımıza özellikle Doğu Akdeniz kaynaklı öyle büyük sorunlar çıkacak ki vatanla bütünleşsin dedim. Ve adını Mavi Vatan koydum. Peki. Ve bunun şu an görüyoruz ki yani milyonların bunu şu an benimsediğini görüyorum. Çünkü hem yazdığım yazılar hem kitaplar hem de yaptığımız YouTube programlarındaki talepten bunu görüyorum. Mavi Vatan şu an Türkiye'de benimsendi. Ve aynı zamanda Yunanistan'da ve dışarıda da yarattığı bir etki var. Bunu çoğu kişi Mavi Vatan'ı sadece Türklerin bir deniz yetki alanı tarifi olarak değil, Türklerin 21. yüzyıldaki bir jeopolitik doktrini olarak da görüyorlar. Yani Türkiye yüzyıllar sonra deniziyle tüm boyutuyla barışık bir devlet ve halk haline geliyor. Böyle görüyorlar. Tabii Yunanistan gibi temelden denizci ülkeleri bu pek de sevindirmiyor. Yani ürkütüyor diyebilirim. Ya çıkan makaleleri gördüğümüzde bunu görebiliyorum. Dolayısıyla Mavi Vatan evet birinci anlamıyla deniz yetki alanlarımızdır. İkinci anlamıyla Türkiye'nin 21. yüzyılda kaçınılmaz denizcileşmesinin bir tarifidir. Üçüncüsü de Türkiye'nin 21. yüzyıldaki jeopolitik bir doktrinidir Mavi Vatan. İkincisini seçeyim bunların içinden. Yani denizcileşme kavramını seçeyim. Evet. Arkasına da şunu ekleyeyim. Neden denizcileşememiyoruz? Onu bir açıklayın. Ama bir şey daha soracağım. 2006'da siz bunu gündeme getirdiniz. Sonra da benim hemen peşi sıra şunu ekleyeyim. 2006'da getirdiğinizden bu yana bir değişiklik yaşamak için ne yaptınız ve ne hissettiniz? Şöyle, önce denizcileşme yani, nerede istiyorsanız. Evet yani 2006'daki Mavi Vatan kavramı ortaya çıktığında Güney Kıbrıs Rum yönetimi hemen hemen kendi münhasır ekonomik bölgesini ilan edeli 2 yıl olmuştu. Yani 2 Nisan 2004'te MEB'ini ilan etti. Esas Türkiye'yi uyandırması gereken en büyük felaket buydu. Neden? Çünkü bu Avrupa Birliği'nin Sevil Üniversitesi'ne yaptığı bir harita paralelinde ilan edilmişti. Ve bu haritaya baktığımız zaman Türkiye'nin neredeyse 150 bin kilometre karelik bir Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan alanının çalındığını, alındığını görüyorduk. Şimdi buna bir manifesto olarak da bunu algılayabiliriz. Yani ben pek çok yazımda, pek çok konuşmamda diyorum ki birinci Sevr'de biz, ana vatanımız paramparça ediliyordu. Ama o zaman Türkiye'nin ulusal gücü çok çok kısıtlıydı ama Mustafa Kemal gibi bir liderimiz vardı. İkinci Sevr dediğimiz bu dönemde de Mavi Vatan'dan çok büyük bir parça alınmaya çalışıyor. Belki şu an Mustafa Kemal gibi bir lider yok ama Türkiye'nin milli güç unsurları da çok gelişmiş durumda. O yüzden şu an Türkiye'den Mavi Vatan'ın çalınması hayalden öte gidemez. Zaten gördüğümüz kadarıyla da devletin aldığı pek çok önlemle yani deniz kuvvetlerinin gambot diplomasi rolünde kullanılması, sismik gemilerin alınması, sondaj gemilerin alınması, son Libya ile yapılan hukuk hamlesiyle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bu mücadelede çok iyi pozisyon aldığını görüyoruz. Şimdi denizcileşmeyi buna bağlar. Bu harita baki mi? Tabii ki baki. Yani şu anda hukuki muktesebat sağlamış bir harita. Birleşmiş Milletler'e ilan edilmiş. Şu an Birleşmiş Milletler'den biliyorsunuz Libya tarafı sadece tescilini bekliyor. Evet. Bizim dışları da gönderdi. Şimdi bu çok önemli bir kırılmaydı. Esasında ben bir makalemde bu 18 millik o parçayı Nusret'in 26 Mayın'ına benzettim. Nasıl Nusret'in 26 Mayın'ı 18 Mart'ta muazzam bir etki yarattıysa bu 18 millik hat da çok büyük bir etki yarattı. Şu an Yunanistan'daki paniği görüyorsunuz yani. Neticede Türkiye'nin 21. yüzyılda kaçınılmaz bir şekilde Doğu Akdeniz'de karşı karşıya kaldığı bir çatışma senaryosu vardı. Bu senaryoyu Türkiye istemedi. Türkiye'nin Mavi Vatan'ından çalınan parça Türkiye'yi bu yola sevk etti. Şu anda o senaryonun içinde miyiz? Kesinlikle tam dibindeyiz hatta öyle söyleyeyim yani. Şimdi baktığınız zaman Türkiye'nin karşısına 7'ye yakın değil mi? İttifak sistemi kurun. Filistin bile yani Akdeniz Gaz Forumu'nda Filistin bile var. Ki Filistin'e Türkiye'nin yakınlığını düşünün yani özellikle bu hükümetin. Şimdi dolayısıyla baktığımız zaman Türkiye'nin kendi vatanını, ben Mavi Vatan'ı ana vatandan ayırmıyorum. Sorun burada zaten. Mavi Vatan'la ana vatan artık bütün. Çünkü gelecek nesiller Mavi Vatan'a çok bağımlı olacak. Bugün kullandığınız doğalgazın küresel olarak %50'si denizin dibinden. Petrolün %35'i denizin dibinden çıkarılıyor. Ve bu gelecek yıllarda çok daha artacak. O bakımdan Türkiye bir kere Doğu Akdeniz'deki bu gerçekliği kabul edip
bunu bir vatan parçası gibi görmeli. Çünkü gelecek nesillerin refahını da etkileyecek. Sadece güvenliğini değil. Çünkü neticede siz bir jeopolitik alanı da tarif ediyorsunuz. Doğru. Değil mi? Siz şimdi efendim barış olsun, biz herkesle iyi geçinelim, bundan vazgeçelim diyemezsiniz. Çünkü gelecek kuşaklar adına vereceğiniz kararlar belki sizin bugünkü refahınızı, mutluluğunuzu etkileyebilir. Siz şu an Batı'nın bir numaralı sevilen dostu olursunuz. Ama Batı çok önceden sizden onu almaya karar vermiş. Anlam planından tutun, 2004'teki MEP ilanı, 2007'de 13 sahada lisans, biliyorsunuz Güney Kıbrıs 13 sahada kanunsuz bir şekilde lisans bölgeleri ilan etti ve 1, 4, 5, 6, 7 dediğimiz sahalar Türk kıta sahası. Şimdi hatırlayın, gemiler geldi, sürdü, bizim gemiler çıkardı. Evet. Onlar bizim sahalarımıza girdiği için de. Dolayısıyla bu mücadele doğru yolda gidiyor. Mavi Vatan. Mavi Vatan'ın içine tabii denizle ilgili her şeyi koyuyoruz. Mesela Kanal İstanbul'da benim gözümde Mavi Vatan'ın bir parçası ve ben buna kesinlikle karşıyım, biliyorsunuz yani. Çünkü Mavi Vatan çıkarlarımızı etkiliyor. Mavi Vatan çıkarları aynı zamanda Montreux rejimine sıkı sıkıya sarılmaktır ve Montreux'u sonsuza kadar korumaktır. Ama siz Kanal İstanbul'u yaparak bana göre gerekçeleri çok çok sağlam temellere dayanmayan gerekçelerle, bana göre tam bir rant projesidir. Dolayısıyla siz Montreux'e zarar verme riskini ortaya çıkarıyorsunuz. O bakımdan Montreux'u ve Türk Boğazları'nı da ben Mavi Vatan'ın ayrılmaz parçası olarak görüyorum. Bu konuda hassasiyet gösteriyorum. Peki bir ufağa döneyim, sonra döneceğim tabii hocam size. yani bıraktığı yerden alır mısın alamam, diyeceğim. Tabii. Ben de hayır, yani alamam, ben de veremem yani diyeyim zaten sana. O mümkün değil. Çünkü ben deminden beri ağzım açık bir şekilde dinliyorum. Evet, Cemal Viral'imle çok da güzel. 3 jenerasyon evet, tanışıklığımız olan bir şey. Cemal Viral'in babası Sayın Halit Gürdeniz, Yüksek Denizcilik Okulu'nda bizim deniz örf adetlerimizle ilgili dersimizi veren hocamızdı. İnanılmaz kıymetlidir. Bayrak ölçülerinden, bayrakların kondisyonlarına kadar, bizim kılık kıyafetimizden bir denizcinin nasıl yemek yemesi gerekiyor, nasıl oturup kalkması gerekiyor, bir denizci nasıl olur, salonda nasıl olur, nasıl müzik dinler, nasıl giyinir, hepsini biz Halit hocamızdan öğrendik. Sonra da Cem Amiral'im, 3. jenerasyonda kıymetli kızı da benim iş arkadaşım olarak yıllarca beraber çalışma fırsatı buldum. Aileyi çok iyi bildiğim için sözü bıraktığı yerden ya, alma ihtimalim yok. O zaman yok ben başka bir şey sorayım. Evet, başka bir alanda hep sonra tekrar Cem hocama döneyim. Filo ve donanma diyeyim. Evet. İki tane laf edeyim. Ondan sonrasını devam etsin. Askeri donanma zaten son yıllarda gene Cem Amiral'imin de içinde bulunduğu çok kıymetli bir üst kademe, komuta kademesi ve bütün katmanlarıyla tersanesinden dizaynına kadar milli gemi projelerimiz MILGEM, şimdi milli denizaltı projemizle hatta mini uçak gemisi diyeceğimiz bir seviyeye kadar donanmamızı kuvvetlendirdiler ve askeri donanmamız dünyanın en ciddi vurucu güçlerinden bir tanesini haline geldi. Ben müsaade ederseniz o konuda hiçbir şey söylemeyeyim. Sivil denizcilik tarafına biraz daha değinmek istiyorum. Sivil denizcilik tarafının gelişmesi için meşhur bir piramit var. Piramitin içerisinde deniz eğitimiyle başlayan tersane, klas kuruluşlarının standartları belirlediği, tamir tersanelerinin olduğu, denizcilik otoritesinin olduğu, hatta bunun içerisinde deniz sigortasının bile olduğu bir piramit var. Bu piramitin bütün öğeleri kendi içerisinde çok büyük önem arz etmektedir denizcilik adına. Bunlardan sadece bir tanesini çok iyi yaptığınız zaman Türk denizciliğini belli bir seviyeye getirmeniz mümkün değil. Ticari bahriyenin gelişmesi için hem ticari tarafını çok iyi bilmek gerekiyor, gemi inşa tarafını, gemi tamirini, gemilerde çalışacak personelinizi, makinacılarınızı, gemi inşa sektöründeki mühendislerinizi tamamını çok iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Türkiye bu anlamda önemli aşamalar kat etmiş durumda. Kendi milli klas kuruluşumuz var. Yüksek Denizcilik Okulu adıyla 1800'lü yıllarda kurulmuş olan Mektebi Bahriye'nin yanına, ticari denizci yetiştiren okulun yanına şu anda 14 civarında üniversiteyle katkı veriliyor ve şu anda 120 bin üzerinde lisanslı denizci var.
Sivil Bahriye'de. Çok Bu ivme tabii yatırımcıları da çekmek gerekiyor. Deniz yatırımcıları, büyük gruplardan deniz yatırımcılarının da katılmasıyla denizcilik artacaktır. Niye denizcileşemiyoruz? Şimdi Cem Amiral'im desem haddimi aşar mıyım? Cem Amiral'im gayet güzel bir. Ufuk'un hani o şeyi var çünkü bir background'ı var ama ben hani değil diye ama söylemek çok, istedim. Evet, buyurun. Tercih ederim. Şimdi efendim denizcileşme kelimesi Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde yok. Yani bu bile esasında Türkiye'nin denizcileşmekten ne kadar uzak kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla bir kere bu tarifin yapılması lazım. Yani denizcilik ulusal güce katkı sağlayan bütün alt alanlarda denizi ve denizciliği kullanarak yaratılan bütün maddi ve manevi değerlerin toplamıdır. Yani şu gün şu an yaptığınız program bile esasında Türkiye'nin denizcileşmesine katkı sağlıyor. Hangi boyutta? Kültür boyutunda, deniz kültürü ki deniz ve denizcilik kültürü, denizcilik gücünün omurgasıdır. Şimdi Türkiye'nin zaten denizcileşmesinde bana sorsanız amiralim en önce neyi yapmalıyız? Tabii ki güvenliğimizi, değil mi? Bir ülke önce güvenliğini sağlayacak ki hayatta kalabilirliği, onun üzerine kurabileceği ekonomisi, sosyal toplumu, demokrasi sağlam temel. Önce güvenlik. Şu an donanma zaten Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet Donanması o işi yapıyor. Ve güzel yapıyor bu işi. Bunun için çok bedeller ödendiği halde. Değil mi? Şimdi dolayısıyla bunun üzerine kuracağımız olan bir bina var denizcileşme. Bu binada deniz kültürü tabii ki önemli. Türkiye'nin denizcileşememesindeki temel sorun da zaten buydu. Bir kapitülasyonlar yüzünden ki 16. yüzyıldan itibaren çok yoğun oldu. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi çok kıymetli kardeşim Ufuk ne güzel anlatıyor. Deniz ticareti diyor, sigortacılık diyor, brokerlik diyor. Düşünebiliyor musunuz? 400 yıl boyunca bir tane Türk yok bu alanda. Yabancılar var, ekaliyet var, Türk yok. Yani Türkler sadece çiftçi yapılmış ve asker yapılmış. Ve denizcilikten uzak tutulmuş. Şimdi az önce... Bu bilinçli haftaki, değil ama herhalde değil mi? Bu şöyle gerek duyulmamış. Gerek duyulmamış. Neden? Yani doğrudur biz esasında Orta Asya'dan gelmiş bir kavmin devamıyız. Ama geldiğimiz yarımada bir deniz coğrafyası. Kaldı ki Orta Asya'da da denizcilik ve denizcileşme konusunda çok ileri atılımlar olduğunu da biliyoruz. Niye? Türk dilinde orijinal Orta Asya'ya bağlanan pek çok kelime var. Çünkü o da bir su kültüründen geliyor. Su olmadan bir kültür yaşayabilir mi bir toplum? Yani oradaki göller, nehirler, Amu Derya, Sihri Derya, Hazar, Aral. Dolayısıyla baktığımız zaman Çakabe'ye, 1071'de Malazgirt oluyor, 1090'da Çakabe, Oğuzların Çovaldır boyundan. Baktığın zaman Orta Asya'dan gelen bir adam amiral oluyor. 1081'de donanmayı kuruyor, 1090'da Ege Adalarını alıyor. Midilli dahil, Kuzey Ege Adaları. Nasıl oluyor bu iş? Demek ki sosyogenetik kodlarında Türklerin denizcileşme var ve çok güçlü. Ben mesela bir gemi komutanı olarak, bir amiral olarak yüzme bilmeyen, hayatında denizi görmemiş Anadolu çocuklarının o askerlik periyodunda nasıl usta denizciler olduğunu gördüm. Bir kere şunu baştan söyleyeyim. Hiçbir ulus denizci doğmaz. Uluslar denizci yapılır. Ulusları denizci yapacak da devlettir. O yüzden bütün sorun devletti. Devlet de Osmanlı Devleti, hanedan sadece... Bir dönem yani 1400'lerin son yarısı, 1500'lerin ilk yarısı gibi bir 100 yıllık bir dönem. Oruç reisler, Barbaroslar, işte Kemal reisler falan o dönem. Bu bir altın çağ. Ama bu kurumsallaşamıyor. Sorun burada. Devlet denizci olsaydı, ya devlet şunu diyebilirdi. Ben bir imparatorluğum, bana bütün okyanusların %1'i yetmez kardeşim. Yani Akdeniz yetmez. Küçücük Portekiz o 2 milyon nüfusuyla Kanuni gibi bu kadar üstün büyük bir hükümdarın olduğu dönemde Hürmüz Boğazı'ndan donanmamızı çıkartamadı. Küçücük. Çıkartmadı adam ya. 2 milyonluk nüfusu var. Kalkıyor Lizbon'dan çıkıyor. Afrika'nın güneyinden geçiyor. Neden? Teknoloji. Biz Kadırga'da kürek gücüne talim ederken onlar kara yelkenle navlara geçtiler. Top ateş gücünü biz sadece Kadırga'nın başında kıçında iki küçük topla tutarken bordalarına koydular topları. Ateş gücüyle tabii sizi yendiler. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Osmanlı nomenklaturası yani yönetici eliti denizci olmadı. Sorun bu. Denizci olamadığı için biz Ege Adalarını koruyamadık. Denizci olamadığı için biz 18 Mart 1915'te o koca armadayı, koca armadayı Ege'de hiçbir şekilde durdurmadan Gelibolu'ya kadar, Çanakkale'ye kadar getirdik.
Allah'tan Nusret'in 26 mayını ve sahil bataryaları vardı. O sayede bir büyük bir zaferle filo geri döndü ama 25 Nisan'da neyle geldiler? Amfibi harekatla geldiler. 100 bin kişiye yakın insanı çıkardılar ve Mustafa Kemal 57. alaya ne demek zorunda kaldı? Ben size ölmeyi emrediyorum. O yüzden Türk donanmasının şu gün geldiği seviye ve atmaca füzesini geçen haftalarda yaptığında ben bir makalemde şöyle yazdım. Artık Anadolu topraklarında hiçbir komutan, karacı komutan evlatlarına ölmeyi emrediyorum demeyecek. Çünkü düşmanı çok uzaktan durduracak Türkiye'nin artık yeteneği var dedim. Bu çok önemliydi. Şimdi daha da güzel bir haber geldi dün. Türkiye ilk defa denizaltılarından atılan ağır torpidosunu kendi yaptı ve denedi dün. Bu çok ama çok önemli. Bunu söylerken duyduğum heyecanı size anlatamam. Çünkü bu bizim egemenliğimizin en büyük teminatı, denizin altı. Gelecek bir harpte de bütün dünya için geçerli. 21. yüzyılda gelecek denizde şekillendirilecek. Onun hesaplaşması Noyan Bey suyun altında olacak. Hala çünkü suyun bir altında. Bir daha tekrarlar mısınız? 21. yüzyılda hegemonya el değiştiriyor. Zaten değiştiriyor. Değiştiriyor. Hegemonyanın el değiştirmesi silahlı bir çatışma durumuna illaki getirecek. Belki kısıtlı olacak. Belki büyük bir dünya savaşı şeklinde olmayacak. Çünkü nükleer nükleer caydırma nedeniyle çok büyük 2. Dünya, 1. Dünya benzeri şeyler olmayacak. Ama klasik çatışma alanları olacak. Yani şu an karalarda gördüğümüz vekalet savaşları seçilmiş deniz alanlarında ulus devlet savaşlarına sıçrayabilir. Bunun hesaplaşması suyun üstünde olmayacak diyorum ben de. Çünkü suyun üstünü halletmek çok kolay. Teknoloji çok gelişti. Suyun altı ama hala 2. Dünya Savaşı'nın koşullarından pek de farklı değil. O zaman sizin söylemizden şunu anlıyorum. Yani biz Osmanlı'dan bu yana geçen son yapılan atılımlarla birlikte, bir takım çalışmalarla birlikte arada çok ciddi bir zaman kaybı mı yaşamışız? O zaman kaybı Cumhuriyet Donanması, yani 400 yıllık bir kayıp var. Yani şöyle diyebiliriz, Lepanto'dan sonra, İnebahtı'dan sonra başlayan bir kayıp var 1570'ten itibaren. Ve bir türlü Osmanlı donanması kalkınamıyor. Niye? Çünkü işin içinde sanayi ve teknoloji var. Sanayi ve teknoloji yoksa denizcilikte ileri adım atamazsınız. Bugün İslam haline bakın. Bir tane Türkiye vardır adam gibi gemisini yapan, denizcilikte ileri bir seviyeye belirli seçilmiş alanlarda gelen. Diğer İslam ülkelerine bakın hepsi pazardır. Sebebi de kimdir? Mustafa Kemal. Sebebi kimdir? Laik bir cumhuriyet olması. Yani düşüncenin önünde hiçbir engel olmaması. Aklı inandığımız zaman ona rağmen bugün donanma hala o sosyogenetik kodlarını çok iyi bir şekilde koruyor. Şimdi Amiral'in söylediği bir nokta var. Oradan cımbızla çekeyim. Onu da sana sorayım. Diyeyim ki, diyor ki Amiral'im dedi ki Türkler yok. Uzun yıllar bu ticaretinde de yok. Şimdi var mıyız? Var tabii ama bunun var olmasının sebebi de Amiral'in 1926'ya döndü. Ben de aynı 1925'e döndü. Ben de 1926'nın 1 Temmuz'unda kanunlaşan kabotaj kanunu gene Ulu Önder Atatürk'ün Türk denizcilerinin, Türkiye'nin denizcileşmesi adına yapılan en önemli kanunlardan bir tanesidir. Biz her yıl 1 Temmuz'da bunu sivil bahriye olarak kutlarız. Askeri bahriye ile beraber tabii ki yani denizciler olarak kutlarız bunu. Bu kabotaj bayramı dediğimiz bu mu? Şöyle bu, evet. Budur. Kapitülasyonlar döneminde Türk limanları arasında taşımacılık yapmak, iki Türk limanı arasındaki taşımacılık yabancıların imtiyazlarına tabiydi. 1926 yılının 1 Temmuz'undan sonra kanunlaşarak artık iki Türk limanı arasında taşımacılık, yük ve yolcu taşımacılığı, denizaltı inşaatı, dalgıçlık, kılavuz kaptanlık gibi bütün denizcilik faaliyetlerini Türk vatandaşlarının yapmasını sağlayan bir kanundur kabotaj kanunu. Türk denizciliğinin önünü açmıştır. Son 15 yılda tabii denizcilik, Türk denizciliği, sivil denizciliği dünyadaki ticaretle de çok paralel gidiyor. Dünya denizciliğinde tonaj artışı sebebiyle ciddi kriz dönemlerine girildi. Fakat Türkiye donanması bir anda iki katına çıkacak bir dönemi aile armatörlüğünden kurumsal armatörlüğe, küçük takacılıktan büyük uluslararası sefer yapan dünya ölçeğindeki denizciliğe bir geçiş sağladı. Şu an 25 milyon deadweight gibi bir büyüklük. Girebilirsiniz Amiral. Ufuk'la ilgili, Ufuk'un söyledikle ilgili bir hususa dikkat çekmek isterim. Şimdi 1926 kabotaj kanunu tabii çok çok önemli.
Mustafa Kemal'in esasında Lozan'a giden heyete verdiği bir numaralı direktifi buradan hatırlatalım sevgili seyircilerinize. Şöyle diyor, kapitülasyonları asla ve asla tartışmayacaksınız diyor. Kemirmiş toplumu çünkü. Kemirmiş. 400 yıl boyunca. Dolayısıyla biliyorsunuz 4 Şubat'ta görüşmeler kesildi. Sebebi neydi? Kapitülasyonları tekrardan getirdiler. Heyet döndü. Mustafa Kemal ne yaptı? 5 Şubat'ta büyük bir tatbikat başlattı. Kesildiği andan itibaren. Daha sonra da biliyorsunuz birkaç ay sonra da İzmir İktisat Kongresi'ni başlattı. Evet. Birkaç hafta sonra, özür dilerim, 23 Şubat'ta. 4 Mart'a kadar da devam etti. Şimdi o kongrede sunulan denizcilerin 24 maddelik bir layihası var. Bu şimdi yeni elime geçti benim. Türkçeleştirilmiş hali. Güzel. Ben bunu yakında yayınlayacağım da. Çok üzülürsünüz okuduğunuz zaman. Denizciler bir kere o kongreye çiftçiler, sanayiciler, tüccarlar, bir grup da işçiler. 4 grup çağrılıyor. Aynen şöyle başlıyor söze, layihayı sunan kişi diyor ki, biz denizciler ayrı bir grup olarak çağrılmadık diyor. Ve denizcilik diyor, gündeme pek gelmedi diyor. O nedenle diyor, sözlerimin diyor, kimseyi alındırmayacak bir şekilde. Yani alınmayın ama diyor, bizi diyor biraz ihmal ettiniz gibi. O 24 maddede sıralananları bir görün, içiniz yanar. Şuna çok özür dilerim, bitiriyorum. Son cümlemi toparlıyorum. Denizcilik işte bu kabotaj nasıl ki donanmanın kuruluşuyla ilgili Hamidiye Kruvizörü'nde söylediği direktif vardır. Mustafa Kemal'in bu şeyden kongreden kaç yıl sonra 1937'de 1 Kasım'da meclisin açılış konuşmasında söyledi. Denizciliği Türk'ün büyük ülküsü olarak görmeli ve başarmalıyız diyor. İşte bu iki temel üzerine Türk denizciliği gelişti. Bugüne kadar geldi. Ama bugün gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de her şey var. Bu denizciliğe katkı sağlayan 14 sektör var. Hepsi kendi çapında bir şeyler yapıyor. Ama bunları bir orkestra yönetmeni gibi yönetecek biri yok. Bakın, devletin eskiden bir denizcilik müsteşarlığı vardı. Yok. Devletin eskiden Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı vardı. Denizcilik söküldü, atıldı. Yok. Bugün Türkiye'de bürokrasi seviyesinde denizciliği takip, koordine, kontrol edecek bir organ yok. Deniz kuvvetleri haricinde deniz taşıyan devletin başka bir kurumu yok. Şimdi nasıl olacak bu iş, ona siz karar verin. Peki, estağfurullah. O bizim haddimizi aşar. Süre bitti. Sadece şunu söyleyebilirim Cem Önerelim. Keşke yani önümüzdeki haftalarda sık sık gelseniz ve siz de böyle denizciliğin tarihinden başlayıp da, değil mi Ufuk? Yani evet. Bir uzun bir yolculuk, seyir yapsak ve bunları gerçekten paylaşsak kendi adıma... Yani bunların çoğunu, %90 anlattıklarınızın %90'ını bilmemenin ayıbını ben yaşıyorum. Ama sizin ayıbınız değil bu. Bakın ne dedim başta? Devlet öğretmeliydi. Bunlar bile bile öğretilmedi. Ama işte başlamak son lazım. Böyle de başlıyoruz. Böyle yani de başlıyoruz. Bana, biliyorsunuz bana gelen her teklifi bu konuda denizcileşme kabul ediyorum. YouTube'da 100'e yakın video var. Çok güzel. Cem Amir'im çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Gerçekten çok güzel aydınlattınız bizi. Ufuk, senden de kusura bakma. Cem Amin'i bulmuşken sana ancak bir iki soru sordum. Biz seninle çok yayın yaparız. Çok bile ama bunu bunu dinlemek lazım. Programı kapamadan Ufuk'la ilgili bir şey belirteyim. Türkiye'de sigorta sisteminin, özellikle P&I sigorta denen grubun millileştirilmesinde çok büyük öncü rol oynamıştır. O yüzden burada herkesin huzurunda onu da tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum ikinizle. Efendim, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.